Merhabalar, bugün katalizör yani katalitik konvertör temizliği yapacağız. Katalitik konvertör tıkandığında veya dolu olduğunda aracın performansı düşer, yokuşlarda özellikle belli olur bu. Gaz yemez veya çok yakmaya başlar aracınız. Bunun temizliği nasıl yapılır? Buna geçmeden önce katalitik konvertör ne işe yarar? Ekranda gördüğünüz resimdeki gibi aracın motorundan çıkan zehirli gazları süzerek doğaya verir. Bu parça pahalı olduğu için tıkanmadan veya bozulmadan önce önlemimizi almamız gerekiyor. O yüzden de temizlik işlemine geçeceğiz. Ekranda gördüğünüz arıza kodları da bu parçada sıkıntı olduğunu gösterir. Bu parçayı sökmek için egzozcuya gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz civatanın kafası çok sıkıştığı için ısıtıyor egzozcu arkadaş. Isıttıktan sonra daha rahat şekilde çıkacak. Ondan sonra söküyoruz. Söktükten sonra aracınızı çalıştırırsanız bu tarz bir ses duyacaksınız. Yani kullanamazsınız aracı. O yüzden bu işlemi yapacaksanız egzozcu size yakın olması lazım. Veya egzozcunun orada bu işlemi yapmanız lazım. Şimdi malzemelerimize geçmeden önce ben bu işlemi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu pahalı bir parça. Bozulursa veya aracınıza zarar verirse sorumluluğu kabul etmem. Ona göre söküm ve temizlik işlemine geçebilirsiniz. Şimdi malzemelerimiz, gerçi bu bizimki çok kirli değil. Temizdi ama gene söktüğümüz için temizleme gereği duydum. Malzemelerimiz karbonat, beyaz sirke, evlerde kullanılan. Sıcak su lazım. Birkaç tane de kap lazım. Bu deliklerin olduğu yerlere civata takabilirsiniz. Bizde civata olmadı. Eski bir sensörler vardı bozuk. Onları takıyoruz. Oradan su kaçağı yapmaması için. Sızıntı yapmaması için egzozun diğer ucu, bu katalitik konvertörün egzoza giden ucunu kapatacağız, bantlayacağız. İçerisine bu tarz bir poşet koyun, sızıntı yapmaması için. Evet, orayı tıkadıktan sonra temizlik işlemine geçiyoruz. Önce sıcak su döküp içindeki pisliklerin yumuşamasını sağlayacağız. Ağzına dolana kadar sıcak suyu doldurun. Bu şekilde 10 dakika boyunca içindeki su soğuyana kadar bekliyoruz. İçindeki kurumlar kendi kendine yumuşaması için. 10 dakika bekledik. İçindeki kirli suyu kabımıza dökeceğiz.
Daha sonra civata görevi görsün diye taktığımız bozuk sensörleri çıkarıyoruz. Huni yardımıyla karbonat, bildiğimiz marketlerde satılan karbonat. Karbonatı Huni'den döküyoruz. İçinin tamamen temizlenmesi için her iki sensör girişinden de dökmemiz gerekiyor. Çünkü arada kalan parçalar, onların da temizlenmesi lazım. Bu taraftan da döktük. Bozuk sensörü takıyoruz. Civata görev görsün, oradan kaçak yapmasın diye. Döktüğümüz karbonatın üzerine çok hafif bir su dökeceğiz ki karbonat içeriye doğru işlesin. Sıcak su. Bu kadar yeterli. Şimdi sirkeye dökeceğiz. Marketlerde satılan 2 litrelik beyaz sirke. Şu an içeride sirke ve karbonat köpürmeye başladı. Tamamen içerisine işlesin diye malzemeyi sağa sola çevireceğiz. Gördüğünüz gibi şu an katalizörün içinde köpürüyor. İçeriye hapsetmek için ağzını bantlayacağız. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde tüm peteklerin içini kabararak temizleyecek. 10 dakika boyunca bekleyeceğiz bu şekilde. Bekledik 10 dakika. Şimdi içindeki pis suyu dökeceğiz. Sirkeyi tekrar döküp durulama işlemine geçiyoruz. İçeride kalan karbonatlar kabarmaya başladı. Birkaç kez bu işlemi tekrarlayın. Tamamen içindeki köpürme bittince temizlenmiş olacak.
Şimdi diğer tarafın bantını söküyoruz. İçinden çıkan pisliği gördünüz. Siyah bir tortu şeklinde aktı. Tekrar sirkeye döküp içini tamamen temizleyeceğiz. Kalan tortular ve karbonat çıkmaya başladı. Son kalan sirkemiz var. Bunu da kullanıyoruz. 3 şişe sirke yaklaşık 6 litre yeterli oluyor bu işlem için. Tabi katalizörün büyüklüğüne göre değişir bu. Bu küçük olduğu için bu kadar yeterli oldu. Tamamen içindeki köpüklerin çıkması için çalkalıyoruz. İşlem bitti. Pis suyumuzu da damacanaya dolduruyorum. Kanalizasyona veya toprağa dökmüyoruz arkadaşlar. Bu çünkü zehirli gazların tepkimesinden oluşan bir su. Zaten renginden de belli. Katalizörün içindeki o seramiklerde zehirli gazlar birikiyor. Suyla da temas edince su da zehirlenmiştir muhtemelen. Bunu damacanaya dolduruyoruz. Evet, doldurduk. Bu pis suyu İSKİ'nin sıvı atık tesisine götüreceğiz arkadaşlar. Doğaya zarar vermemek için. Bunu götürüp teslim edeceğim. Onlar sıvı atık tesisinde bunu işlerler. Daha sonra malzemenin içindeki suyun tamamen çıkması için hava basıyoruz. Birkaç farklı yerden. Hava bastıktan sonra zaten çıkan, içinde kalan sular çıkıyor. İşlem bitti. Üzerlerine oksijen sensörümüzleri ve afere sensörünü tekrar sabitliyoruz. Aracın altında ustamız yerine kaynak yapacak. Vidalayıp kaynak yapıyor. Katalizör boşaltmaya gerek yok. Her 100 binde bir temizlerseniz hiçbir şekilde katalizörünüz bozulmaz. Yakıta göre ve araç kullanımına göre de dolar. Ama bu şekilde temizlerseniz sizi bayağı bir götürür. Dediğim gibi pahalı bir parça. Yapmak isteyen yapabilir. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. İsteyen yapar, isteyen kullanır. Ne faydası oldu derseniz, araba eskiden düşük devirlerde boğulurken şu an çok aşırı, yani abartmıyorum, aşırı şekilde hızlandı araba. Yakıt tüketimini daha deneyemedim. Ama aşırı şekilde arabamızın performansı iyi. Katalizör temizliği de bu şekilde. Görüşmek üzere. İyi seyirler.